Sevgili izleyenler, bu haftada sağlık köşemizde doktorlarımızdan bilgiler almaya devam ediyoruz. Sizler için sağlık merkezlerini ziyaret edip merak edilenleri araştırmaya devam ediyoruz. Efendim hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Doktor Utkan Bey bu hafta için sünnet olunacağını söylemişti ve tarih de vermişti. Yanımızda şimdi bir delikanlı var. Önce o delikanlıya bir merhaba diyelim. Biraz heyecanlı da aynı zamanda bu delikanlı. Merhaba. Merhaba. Senin ismin ne? Ulaş. Ulaş. Ulaş, biraz seni tedirgin mi gördüm? Yok, bana öyle geldi galiba, değil mi? Biraz heyecanlı mısın? Neden heyecanlısın Ulaş? Biliyor musun? Sünnet olacağından olabilir mi acaba? Evet. Efendim, Ulaş'ın geçtiği bütün aşamaları takip ediyoruz. Şimdi Turan amca beni sünnet yapacak. Hem de biraz heyecanlıyım ama korkmuyorum çünkü ben kendim istedim. Ve sonunda Ulaş'ın sünneti tamamlandı. Yalnız Ulaş bu süreçte gayet neşeli ve cesurdu. Helal olsun sana Ulaş diyoruz. Efendim Ulaş artık bizim tarafa geçti. Yaklaşık 10 dakikalık bir operasyondu. 10 dakika sonra Ulaş artık çizginin diğer tarafına geçti. Ulaş geçmiş olsun. Peki Ulaş'cığım ne oldu? Acı, sızı var mıydı? Yok. Hiçbir şey yoktu. Peki buradan şu anda bizleri seyreden arkadaşlarına neler söylersin? Ne yaptın içeride Turan amcayla beraber? Tek konuştuk ve sonra bitti. Bir acı hissetmedim. Mutlu musun? Şimdi de tedavi için gelmiş bir vatandaşımıza mikrofonumuzu uzatıyoruz. Önce biraz seni tanıyabilir miyiz? İsmim Adem, soy ismim Kutluk Temur. Burada oturuyorum, Londra'da. Neden buraya geldiniz Adem Bey? Buraya Turan Çömez'i görmeye geldim. Daha önce iki defa ameliyat oldum, acilde, devlet hastanesinde. Hiç memnun değildim, gittikçe kötüye gidiyordum. Daha çok rahatsızlandım, kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ve Turan Çömez'i buldum. Kendisi bana üçüncü ameliyatı yaptı. Gerçekten çok memnunum. Şimdi tam kendime geldim. Herkese tavsiye edebilirim. Çok iyi bir doktor. Efendim her hafta olduğu gibi bu hafta da sağlık köşesinde doktorumuzla birlikteyiz ama bu haftaki doktorumuz Doktor Turan Çömez. Bir hekim olarak bu hafta konuğumuz oldunuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Doktor Bey, Doktor Turan Çömez İngiltere'nin başkenti Londra'da ne yapıyor efendim? Uzun yıllar Türkiye'de hekimlik kariyerimi devam ettirdikten sonra kader hizmetimi burada devam etme sorumluluğu verdi ve yaklaşık 6 yıldır burada hekim olarak hayatıma devam ediyorum. Londra yakınlarında bir üniversite hastanesinde çalışıyorum. Orada genel cerrahi uzmanıyım. Doktor Bey, yoğun bir biçimde çalıştığınız bir hastane var fakat aynı zamanda Türkçe konuşan toplumun yoğunlukta yaşadığı Kuzey Londra'da, Haringey bölgesinde de özel bir klinikte hizmet veriyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz Doktor Bey? Evet, aslında İngiltere'de ve özellikle Londra'da yaşayan çok önemli sayıda bir Türk toplumu var burada ve onların da doğal olarak sağlık ihtiyaçları var. Ve ne olursa olsun bir dil bariyeri var, bir dil engeli var ve insanlar kendi kültüründen, kendi dilinden, kendi anlayışından gelmiş, yetişmiş hekimlerle görüşüp onlara derdini anlatma çabası içerisindeler. Ve tabii benim burada olduğum ve hizmet verdiğim duyulduktan sonra çok sayıda taleple karşılaştım. Dolayısıyla benim sorumluluğum insanlara hizmet etmek, onların dertlerine yardımcı olmak, çare olabilmek. O nedenle bu ihtiyacı da bir nebze olsun giderebilmek adına belli zamanlarda, haftada bir, bazen 15 günde bir Kuzey Londra'ya, özellikle Türk toplumunun yoğun yaşadığı bu bölgeye gelip onları muayene ediyorum, ameliyatlarını gerekirse yapıyorum, sorunlarına çare olmaya çalışıyorum. Doktor Bey, burada özellikle bugün bir iki örnekle karşılaştık. O örneklerden bir tanesi sevgili Ulaş'tı. Yeni sünnet olacak bir delikanlıydı. Bu sünneti siz gerçekleştirdiniz. Bir diğer hastamız ise birkaç defa bu ülkede ameliyat olmuş fakat
maalesef başarısız ya da problemli sonuçla karşılaşmış ve soluğu sizde almış ve soluğu sizden aldıktan sonra da başarıya ulaşmış, memnun mutlu olmuş bir iki örnekti. Biraz bu örnekler üzerine durursak neler söylersiniz efendim? İlk hastamız iki defa burada ameliyat olmuş. Ameliyat her zaman komplikasyon demektir. Her zaman risk vardır. Maalesef bir talihsizlik yaşanmış ve sorunları devam etmiş. Benim de ismimi yakinen bildiği için bir şekilde kliniğe ulaşmış. Kendisini muayene ettim, değerlendirdim. Baktım ciddi bir sorun var ve yeniden ameliyat olması gerekiyor. Götürdüm, ameliyatını yaptım. Şu anda son derece mutlu. Sorunu tamamen düzelmiş vaziyette. Hayatına mutlu ve sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Onun ötesinde tabii az önce de ifade ettim. Önemli sayıda Türk toplumu var burada. Ve hem dini hem de kültürel olarak sünnet bizim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ve çok önemli seremonilerinden bir tanesi. Ve bir başka belki de vazgeçilmez bir gerçek de Türk toplumu haklı olarak ya Müslüman ve de tercihen Türk hekimi arıyorlar. Bu ülkede de çok sınırlı sayıda Türk doktor var. Bunların içerisinde cerrah bir elin parmaklarından az. Dolayısıyla ister istemez beni arayıp bu sorunu çözme konusunda yardım talep ediyorlar. Ben de büyük bir memnuniyete, büyük bir onurla yardımcı oluyorum. Bugün sevgili Ulaş'ı sünnet ettik. Lokal anestezi altında, yani genel anesteziye gerek olmadan. Lokal anestezi çok sağlıklı ve basit bir teknik. Sadece çok küçük ve belli belirsiz bir ağrı hissediyorlar anesteziyi yaparken uyuşturma prosesi esnasında. Ondan sonra hiçbir şey kesinlikle duymuyor yavrularımız. Önümüzdeki hafta doktorlarımızdan başka konularla ilgili bilgiler almaya devam edeceğiz.